Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün karnıyarık poğaça yapacağım. Malzemelerimiz 3-4 bardağa yakın un, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, sucuk, kaşar, domates, yeşil biber. Bir pakette maya. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi dilerseniz başlayalım. Önce sütü ilave ettim. Sonra şekerle tuzu da ilave ettim. Mayayı, bir paket kuru mayayı da ilave ettim. Sıvı yağını da ilave ettim. Bir kaşıkla karıştıralım. 2 tane de yumurta. Beyazları hamura, sarıları üzerine sürülecek. Yumurta sarılarını ayırdım. Beyazını da sütün içine ilave ettim. Şimdi azar azar unumuzu ilave edeceğiz. Kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan bir hamur olacak. 1 saat mayalanması yeterli olur. Biraz daha un ilave ediyorum. Yumuşak bir hamur oldu, ele yapışmayan. Güzelce yoğurdum. 1 saat üzerini kapatıp mayasının gelmesini bekleyeceğim. Mayamız gelmiş. Mandalina büyüklüğünde hamurlar koparıp tepsiye diziyorum. 10 dakika, 15 dakika dinlendikten sonra poğaçamızı yapmaya başlayacağım. Tepside biraz mayası gelsin. Üzerine bir temiz bezle kapatıp 10-15 dakika dinlenmesini bırakacağım. Poğaçalarımızın hamuru kabardı. Şimdi yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce açalım. Karşılıklı bir oradan bir oradan kestim. Bir sucuk, bir kaşar. Şu şekil. Hepsimize diziyorum. Bir çizik, bir çizik de burada. Tekrar şu aradan, bunu da bu aradan geçiriyorum. Şuralarını kapat. Karışık yapıyorum. Sucuklu, peynirli, domatesli, biberli. Bir tane domates, bir tane biber. Tekrar bu aradan geçiriyorum. Buralarından da şekil. Bir tane daha. Bir tane biber. Tekrar geçirelim aradan.
10-15 dakikada da tepside mayası gelecek. Üzerine yumurta sarısını sürüp sıcak fırında pişmeye bırakacağım. Önceden ısıtacağım fırını. Bir tepsisini de aynı hamurdan külah poğaça yapacağım. Şuradan bir kesim, bir tane sucuk, şöyle doluya doluya doladım. Harika oldu külah poğaçamız. Bir tepsisinde külah poğaça yapacağım aynı hamurda. Tekrar bir tane daha göstereyim külah poğaçayı. Şuradan kestim. Sucuk, kaşar. Şöyle dolayı dolayı doladım. Hepsini bu şekilde yapıp tepsiyi tamamlayacağım. Tekrar kaşar da koyabilirsiniz. İstediğinizi koyabilirsiniz. Külah poğaçamız döndüre döndüre hamurumuzu bu şekilde tepsimize diziyoruz. Hepsi bittikten sonra tekrar bunu da 10-15 dakika tepsi mayası geldikten sonra üzerine yumurta süreceğim. Önceden ısıtılmış fırında pişireceğim. Karnıyarık poğaçamıza yumurta sarısını sürdüm. Şimdi önceden ısıttığım fırına yarım saat yeterli olacak pişmesi için. Arkadaşlar poğaçalarımız nar gibi kızardı. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.